Anayasanın 121. maddesi diyor ki olağanüstü hal süresince çıkarılan kanun hükmünde kararnameler çıkartıldığı gün meclise yollanır. Meclis tarafından gündemin ilk sırasına alınır ve o ne kadar süre içinde görüşüleceği de iş düzükte belirlenir. İş düzüğe atıf yapıyor. İş düzüğün 128. maddesi son derece açık. 128. madde OHAL KHK'larının 20 gün içinde komisyonda, eğer 20 günde komisyon aşaması tamamlanmazsa kalan 10 günde doğrudan meclis gündemine alınarak görüşülmesini açık ve net şekilde düzenlemiş. Bugüne kadar bütün uygulama böyleyken 15 Temmuz darbesinden, darbe girişiminden sonra 20 Temmuz'da ilan edilen ve bu meclise karşı yapılan en basit deyimle bir siyasi nankörlük ve bugün geldiği haliyle de bu sivil darbe sonucunda olağanüstü hal KYK'sını anayasadan aldığınız yetkiyle çıkarıyorsunuz. Anayasa bu yetkiyi veriyor diye kullanıyorsunuz. Anayasa diyor ki bu KHK mecliste ilk sıraya girecek. 20 gün içinde komisyonda görüşülmese bile doğrudan mecliste 30 gün içinde kanunlaşacak. 30 tane KHK var. 5 tanesi kanunlaştı. Geri kalan KHK'lar bekliyor. Ne açıdan, ne için? Anayasaya aykırı olarak. Ne amaçla? Anayasaya göre aldığınız bir yetkiyi suistimal ederek bunu uygulamıyorsunuz. Bir deli kuyuya bir taş atıyor, 40 akıllı çıkaramıyor. Meclisin komisyonları toplanmalı. Oturup KHK'ları görüşmeli. Birbiriyle çelişen maddelerini düzenlemeli. Anayasaya aykırı maddelerini düzeltmeli ya da iptal etmeli. Ardından da Anayasa Mahkemesi denetimine de girmelidir. Bunun aksini yapmak, anayasadan aldığı bir yetkiyi kullandığını iddia edip anayasayı ihlal etme suçudur. Eğer siz bugün burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup önerisine göre OHAL KYK'larını gündemin ilk sıralarına almazsanız işlediğiniz anayasaya aykırılığa bir de mecliste grup olarak bir kez daha iştirak etmiş olacaksınız. Bugünkü bu yetki ihlalinin, anayasaya aykırı tutumun bir sorumlusu da Anayasa Mahkemesi'nin, kendisini hiçe sayan, kendisini yok sayan, hükümete anayasaya ihlal suçuna teşvik eden ve üç maymunu oynayan tavrıdır. Sen ne yaparsan yap, görmüyorum, duymuyorum, konuşmuyorum demektir. Bu ayıbı ortak olmayın.